NTV'de Finans Kafaya hoş geldiniz efendim. Ben Melda Yücelkoca. Önce haberler diyeceğiz. Ardından altın neyi fiyatlıyor, nereye gider konuşacağız. Önce haberler dediğim gibi. Araç fiyatlarında haksız artış yaratan 100 bin mükellef tespit edildi. Açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den. Nebati radar sistemiyle araç alım satımını... Bakan Nebati, gayrimenkul sektöründe olduğu gibi araç sektöründe de suni fiyat artışı yaparak arz talep dengesini bozanlara fırsat vermeyeceğiz dedi. Belli bir sayının üzerinde araç alım satımı yapan ikinci el araç piyasasında fahiş fiyat artışlarına ve kayıt dışı ekonomi oluşmasına sebebiyet veren 100 bin mükellef tespit edildiğini söyledi. Radar sistemiyle sıfır ve ikinci el araç alım satımı yapan bayi, galerici ve kişileri de incelediklerini ifade etti. Belgesel yükümlülüklerini yerine getirmeyen spekülasyon yaratanlarla ilgili işlem yapılmaya başlandığını duyurdu. Saha denetimleri de sürüyor. İkinci el otomobil satışına 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getiren düzenleme resmi gazetede yayınlandı. Yönetmeliğe göre ikinci el otomobil satışına ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirildi. Düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı uygulamanın süresini 6 ay daha uzatabilecek. Otomotiv dedik, konuta da bakalım. Konut satışları Temmuz ayında sert düştü efendim. Satışlar bir yıl aradan sonra yıllık bazda %13 azalırken bir önceki aya göre düşüş %40'ı buldu. Yabancılara satış da gerilerken Antalya yabancıya konut satışında 68 ay sonra İstanbul'u geçerek aylık bazda zirveye yerleşti. Yabancılara satış ve kredi koşullarının yeniden düzenlendiği Temmuz ayında konut satışları sert düştü. Türkiye genelinde konut satışları Temmuz'da bir önceki yılın aynı ayına göre %12,9 azalarak 93.902 oldu. Kredili konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre %6,8 düşüş göstererek 19.146 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde kredili satışların payı %20,4 oldu. Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen kredili konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %52 azaldı. Konut satışlarında İstanbul 14.350 konut satışıyla ve %15,3 ile en yüksek paya sahip. İstanbul'u 7.417 konut satışıyla ve %7,9 payla Ankara, 4.868 konut satışı ve %5,2 payla İzmir izliyor. Konut satış sayısının en az olduğu illerse sırasıyla Hakkari, Ardahan, Şırnak. Temmuz ayında yabancılara satışta da düşüş var. Satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre %12,4 azalarak 3.939 oldu. Temmuz ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 1028 konut satın aldı. Rusya'yı sırasıyla 431 konutla İran, 380 konutla Irak vatandaşları izledi. Konut satışlarında sert düşüş dedik. Mevcut duruma baktığımızda ev fiyatlarındaki artış birçok kişiyi ev paylaşımına yöneltiyor efendim. İnternet siteleri oda kiralama ilanlarıyla doldu. Aile yanında kiracı artık Türkiye'de de uygulanan bir sistem haline geldi. Peki ev odalarını kiraya vermek yasal mı? Ayrıntılar haberimizde. Ev kiralarındaki artış kiracıları alternatif yollar bulmaya yöneltti. Şehir dışında okuyan öğrencilerin başka aile yanında kalma uygulaması Türkiye'de de başladı. İnternet siteleri evlerinin odalarını kiraya verenlerin ilanlarıyla doldu. Oda kiralamak isteyenler ortalama 2 ila 3 bin lira arasında kiraya ortak arıyor. Kiracıların ödeyemez duruma gelmesi hem de mal sahiplerinin bunu tahsil edememe yönündeki sıkıntısı aslında insanlar böyle paylaşımlı bir ev yapısına çevirmeye başladı. Bizde de mevcuttu bu, yani yeni bir şey değil ama bu kadar sık değildi. Ev paylaşımının hukuki boyutları var. Ev sahibinin paylaşıma izin vermesi gerekiyor. Kiracının bunu yapabilmesi için mutlaka mal sahibinin muvaffakatı, yani izni gerekiyor. Mal sahibi izin vermediği müddetçe kişi yanına bir alt kiracı veya bir paylaşımcı alması mümkün değil. Bu tespit edildiği zaman bir defa ev sahibine bir tahliye hakkı doğuyor. Bir ev sahibinin kendi oturduğu eve yanına bir kişi alması bu konuda bir kontrat yapıp devam ederse hukuki bir sorun yok.
Ancak evlerin günlük veya haftalık kiraya verilmesi yasal değil. Bu işi yapan kimse, ev sahibi de olsa, başka bir ikinci kiracı da olsa, bu kişiye hem para cezası hem de suç kabul edilerek yine bu konuda işlem yapılıyor. Elini kolunu sallaya sallaya ben evimi günlük verdim, haftalık verdim gibi bir şey yok. Suç. Şikayet konusu olduğu zaman o ilçe kaymakamlığına, belediyeye, emniyet güçlerine bu şikayetler yapılabiliyor ve evler mühürleniyor. Çok ciddi para ve hapis cezasına kadar var. Gayrimenkul piyasasındaki zayıf seyir, COVID-19 kaynaklı arz sıkıntıları gibi etkilerle Çin'e ilişkin tahminler kötüleşiyor. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisine ilişkin yavaşlama sinyalleri petrol fiyatına da sert düşüş getirdi. Çin'de açıklanan Temmuz ayına ilişkin ekonomik veriler ve Çin Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indiriminin ardından bazı ekonomistler ülkeye yönelik büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Çin'deki zayıf ekonomik verilerin ardından küresel büyümeye ilişkin endişeler de arttı. Küresel durgunluk endişelerinin devam etmesi petrol fiyatında sert düşüş getirdi. Aynı zamanda İran nükleer anlaşmasını yeniden gündeme getiren görüşmelerin de etkisiyle Brent petrol 94 doların altını gördü ve 5 ayın en düşük seviyelerine geldi. Ardından hafif toparlanmayla 94 doların üzerinde dengelendi. Durum böyle olunca deyip enerjide farklılaşmaya bakalım. Rus yakıtına uygulanan yaptırımlara kömür önemli bir alternatif olarak yeniden revaçta efendim. Küresel tüketimin 2022'de 8 milyar tona çıkarak 2013'teki rekora geri dönmesi bekleniyor. Dünyanın kömür tüketiminin 2022'de yaklaşık 10 yıl önce ulaştığı rekor seviyeye geri dönmesi bekleniyor. Rus petrol ve gazına uygulanan yaptırımlarla yeniden talep gören kömürde sert fiyat artışlarında yıllarca süreceği tahminleri yapılıyor. Fitch'e göre son bir yılda fiyatı %150 artarak 400 dolar ton civarından satılan kömürün gelecek 12 ay içerisinde 500 doları aşarak rekor seviyeye yükselmesi bekleniyor. Fiyat artışlarının kömür üreticilerinin gelirlerinde sıçramaya yol açacağı da öngörülmekte. Hemen piyasalar diyelim. Saatler 14.43'ü gösterirken içeride durum nedir? Borsada yükseliş devamını getiriyor. 2882 seviyesinde BIST endeksi dolar TL 17.96'lardaki seyrini sürdürüyor. Euro TL ise euro dolar paritesi etkisiyle 1.03'lerden 1.02'leri geldi. 1.01'leri de test ediyor ve etkisiyle euro TL karşısında 18.18 hatta zaman zaman 18'in altı da görülüyor tabloya baktığımızda. Ons altın 1776 dolara geriledi. Dolar TL çarpanıyla gramda durum 1026 lira. Çeyrek altın 1690, yarım altın 3314 ve tam altın 6741 liraya geliyor. Peki bundan sonrası diyeceğiz. Özellikle altın üzerinde konuşacağız. Bu noktada ons neyi fiyatlıyor? Şu günlerde en çok sorulan sorulardan biri altında alım zamanı mı, satım zamanı mı? Bu soluklanma neyin işareti? Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk'e hepsini soralım. Merhaba Mehmet Ali Bey. NTV Finans Kanalı'na hoş geldiniz. Şimdi çok soru var gerçekten altın dediğimizde ons boyutuyla, dolar TL boyutuyla, tabii ki grama yansımasıyla, iç dış risk haritasıyla diyelim. Bu noktada altın neyi fiyatlıyor? Klasik soru şu izleyicilerden alalım mı satalım mı? En klasik soruyla da biz başlayalım. Evet, altın neyi fiyatlıyor sorusunun cevabı altın Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararını fiyatlıyor. Özellikle o faiz kararında da Amerika'dan gelecek tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri. Aynı zamanda da enflasyon daha çok etkili. Geçtiğimiz ayki Fed toplantısında da Başkan Powell bunlara işaret etmişti. Bu çerçevede o veriler olumlu geldiğinde faiz artırımlarının biraz daha yüksek olacağını, olumsuz geldiğinde daha düşük olacağını belirtiliyor. Dolayısıyla bugünlerde özellikle FED eyalet başkanlarından gelen bu konudaki açıklama 21 Eylül'deki FED toplantısında acaba 75 bas puan mı yoksa 100 bas puan mı, ama Powell'un ifadesinde de 50 bas puan da olabilir şeklinde ifadeler vardı. Şimdi bunları fiyatlamaya çalışıyor. Son gelen ekonomik veriler 75 bas puanlık bir faiz artırımını fiyatlamaya çalışıyor şu anda piyasalarda altın ve bu nedenle de
1800-1775 dolar on seviyelerinde dalgalanıyor. Ama önümüzdeki ay itibariyle Ağustos ayı ile ilgili veriler geldiğinde de bu tekrar fiyatlanmaya başlayacak. Ama 1775 artık taban seviyesi gibi görünüyor. Bunun aşağısında çok fazla kalamıyor. Bu arada da genellikle fon yöneticilerin tatilde olduğu bu dönemde de işlemlerin daha zayıf olduğunu gözlüyoruz. Bu arada işte petrol fiyatı bir miktar gerilince enflasyon geriler, bunu geçici olarak fiyatlıyor. Ama esas fiyatlaması gereken bir taraftan enflasyon ve enflasyonda faiz artırımlarına rağmen reel getirinin altında daha fazla olmasını fiyatlıyor tabii ki. Bir taraftan da Rusya'nın yanında, Rusya-Ukrayna'nın yanında şimdi Çin ile Tayvan arasındaki jeopolitik gerginlikler de tabii fiyatlanmaya başlıyor. Ama şu anda bunlar gündemin biraz daha gerisinde. Gündemin ilk sırasında ne kadar faiz artıracağı fiyatlanırken biraz daha altın zayıf seyrediyor. Ama bu çok kalıcı bir şey değil Melda Hanım. Önümüzdeki seanslar veya ay itibariyle her an fiyatların yukarı yönlü dönmesi çok şaşırtıcı olmayacak. Nitekim geçen cuma itibariyle gün içinde 1795-1792 dolar on seviyelerindeyken özellikle hafta sonu riski nedeniyle 1802 dolardan kapanmıştı altının onsu. Yarın yine Amerika'dan özellikle son toplantı tutanakları yayınlanacak Fed'in. Buradaki satır aralarındaki ifadeleri görmek istiyor piyasa. O bakımdan altında bir miktar daha şu anda yatay bir seyir var. 1775-1780 dolar arasında. İçeride ise dolar TL'yi daha çok dikkat ediyoruz. Burada da kur korumalı mevduat sisteminin özellikle döviz tarafında biraz daha istikrarlı bir seyir olmasına rağmen özellikle reel sektörde sene sonuna yaklaşırken veya 3. çeyreğin sonuna doğru ihtiyaç duyulan dövizin bir miktar fiyatı yukarı getirebileceği beklentisi var. Aynı zamanda doların dış piyasalardaki yükselişi de buna etkili oluyor. Bu çarpın etkisiyle de bugünlerde altının 1036-1050 TL seviyeleri arasında olduğunu görüyoruz. Orta ve uzun vadeli 1036-1035 TL seviyeleri sanki taban olmuş gibi görünüyor. Alım için uygun diye düşünüyorum ben. Ama önümüzdeki seanslar itibariyle 1050 geçilirse 1100'e doğru da bir hareket aralığı olacak diye düşünüyorum. O bakımdan satışların daha az olduğu, hatta ihtiyaç karşılığında ancak ihtiyaç kadar satış olduğu piyasada alımların da yine temkinli bir şekilde mümkün olduğu kadar işte daha düşük fiyat olursa oradan alayım diyenlerin olduğu bir piyasadayız kapalı çarşı itibariyle. Dolayısıyla altın hala yükseliş beklentisi içinde ve biraz da enflasyona karşı paranın değerini koruma açısından da alım yönünde biraz daha etkili olduğunu belirtebilirim. Evet, dolar TL'nin de dediğiniz gibi gram hesaplanırken çok net etkisi var tabii ki. Orada da bir 17.95-17.96'larda takılmışlık söz konusu. Orada beklentiniz ne? Özellikle serbest piyasadaki fiyat 18.03 seviyelerinde. Bankalarası piyasada çıplak fiyat olduğu için gişeye geldiğinizde yine 18 liraya doğru geliyor. Bugünlerde işte özellikle CDS'lerin yani Türkiye'nin risk priminin bir miktar düşmüş olmasının ve aynı zamanda faizlerde de geçen haftaki o tartışmalardan sonra bir miktar geri çekilmesinin bir iyimserliği söz konusu piyasada. Ama ay sonuna yaklaşırken aylık döviz ihtiyaçları muhakkak bir fiyatı biraz daha yukarı çekiyor. Zaten Merkez Bankası'nın sene sonu döviz tahmin veyahut da beklentisi itibariyle enflasyon raporunda biraz daha yukarı çekildiği de biliniyor. Tabii burada da enflasyonun ne olacağı, bu da yakından izleniyor. Dolayısıyla bundan böyle 18'lerin altında çok fazla kalması beklentisi yok piyasada dolar TL'de. Ama 18.50-19 TL seviyeleri görülebilir diye düşünüyorum. Peki Mehmet Ali Bey, şöyle toparlayacak olursak gram yatırımcısı bundan sonra hangi haberi takip etsin, neye baksın yani yönünü ayarlarken? Dünyadaki enflasyonu ve Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararını, içeride de yine enflasyonu ve kur korumalı mevduat sisteminden bir çözümü olmayacağı ve döviz talebinin devam etmesi halinde yeni bir döviz girdişi dışarıdan olur mu veya Merkez Bankası yeni bir uygulamayla bu yükselişi frenleyecek bir eğilime girer mi? Bunları takip etmekte fayda var. Çok teşekkürler Mehmet Ali Yıldırım Türk, altın ve para piyasaları uzmanı bizimle birlikteydi. Kapalı Çarşı'dan kendisine bağlantı yaptık. Teşekkürler. Şimdi özellikle çalışma hayatı, sosyal güvenlik dediğimizde bize en çok sorduğunuz konu başlıklarının başını emeklilikte yaşa takılanlar oluşturuyor efendim. Bununla ilgili de son bir açıklama var. Bunu da aktaralım. NTV yayınına konuk olan AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Emin Akbaşoğlu 1 Ekim'de açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma takvimi hakkında
hakkında bilgi verdi. Ekim ayında sözleşmeli personel konusunu ele alacaklarını belirten Akbaşoğlu, Aralık ayında ise emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenlemeyi ele alacaklarını söyledi. Sözleşmeli personelle çalışan kamudaki yüz binlere sari insanımızla ilgili Ekim ayında hemen önümüzde genel kurul açılır açılmaz mecliste ele alacağımız yasalarımızı altyapısını kanun hazırlıyoruz. Hazır yani. Kesinlikle çalışıyoruz şu anda. Onun kanun teklifini Çalışma Bakanlığı'nda teknik çalışma oradaki çalışma grupları tarafından yapılıyor. Hemen onun akabinde biliyorsunuz 2023 bütçesi Kasım ayında plan bütçe komisyonuna gelecek ve onun akabinde Aralık ayı içerisinde EYT kardeşlerimizin durumunu da yasalaştıracak şekilde kamuoyuna müjdemizi paylaşacağız. Rusya-Ukrayna savaşının etkileri demeyi sürdürelim son olarak. Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan etmesiyle birçok sektörde yaşanan ham madde tedariği sorunu ev ve mutfak eşyaları sektörüne de yansıdı tabii ki. Ham maddesinin %25'i Ukrayna'dan gelen kil olan sektör üretimde zorlanıyor. Sektör temsilcileri buğday gibi Ukrayna kilinin de gemilerle taşınmasını istiyor. Kil, seramik üretiminde plastikliğin mukavemeti ve beyazlığını sağlamak amacıyla kullanılıyor. Seramikten üretilen sofra eşyalarında %25 Ukrayna kili, %20 İstanbul Şile kili kullanılıyor. Sektör Ukrayna'dan ithalatta sıkıntı yaşıyor. 24 Şubat'taki Rusya-Ukrayna savaşından beri Ukrayna'dan kil ithalatı gerçekleştiremiyoruz. Bu dönemde Türkiye'deki tüm kille ilgili Ar-Ge'leri geliştirdik. Birçok karışım elde ettik ama maalesef istediğimiz sonucu elde edemedik. Sektör kilin alternatifini üretmek için Ar-Ge çalışmaları başlatsa da olumlu sonuç alamadı. İngiltere gibi alternatif pazarlardan gelen killerde ise hem fiyat hem de kalite tutturulamadı. Üreticiler Söğüt, Afyon ve Konya killerine yönelse de söz konusu killer gerekli koşulları sağlamakta yetersiz kaldı. Sektör buğdayda olduğu gibi kilde de gemilerle tedariğin yolunun açılmasını istiyor. Bizim dünyaya rekabet edebilmemiz için tekrar Ukrayna'dan kil getirme yollarının bulunmasının çözümlerini bekliyoruz. Yaşanan gelişmeler sektörün Temmuz ayı ihracat verilerine de yansıdı ve ihracat %20'den fazla geriledi. NTV Finans Kafe'deydiniz. Umarız iyi haberler gelir, iyi haberlerle karşınızda oluruz.